Bence bu eser Batı kültürünün abidelerinden biri. Filozof Aristoyu yaşam deneyimlerinin özündeki ahlaki bir problem üzerine düşünürken görüyoruz. Resimde ilk göze çarpan eller ve kollardaki denge. Sağ eli Homeros'un büstünün üstünde duruyor. Serçe parmağında parıltılı bir yüzük olan sol eli ise bu altın renkli büyük zincirin üzerinde duruyor. Rembrandt'ın yaşadığı dönemde böyle bir zincir bir sanatçıya prens tarafından verilmiş olabilirdi. Fakat Rembrandt'ın kendi böyle bir şey almamıştı. Burada Aristo'nun yaşlanmış halini görüyoruz. Muhtemelen benim şu an Homerosu düşündüğüm gibi acaba ben de hatırlanacak mıyım diye iç geçiriyor. Maddiyat, şeref, ün nedir yani? Hiç önemli bir şey söyledim mi? Önemli olan bu. Aslında bu Rembrandt'ın da sorunuydu. Çünkü tam da o zamanlarda iflas etmişti. İşte bu seçim üzerine düşünüyordu. Aristo, Poetika'da Homeros hakkında bir hikaye anlatır. Orada der ki, eğer büyük bir savaş sahnesi olsaydı, Homeros ne yapardı? Yüz bin kişilik bir ordunun tepeden aşağı koşarak karşı tarafa saldırdığını mı canlandırırdı? Hayır. Homeros'un canlandırdığı şey, komutanın bir gece önce çadırda oturmuş, savaşta neler olacağını kara kara düşündüğü an olurdu. Bu aynen Rembrandt'ı çağrıştırıyor. Rembrandt da tarihi bir karakteri seçip onu tek başına, kişilik ve karakterle ilgili bir durumun merkezinde canlandırmaya meyillidir. Batı medeniyetinin önemli sorunlarından biri, onu tek başına çözmek zorunda olan bir adamın omuzlarında. Aristo gerçekten de bu ciddi konu üzerinde düşünüyor. Aristo doğrudan deneyimlemenin bilgiye ulaşmanın bir yolu olduğunu vurguluyor. Işık, alan kullanımı, büyüklük ve tablodaki harika doku açısından Rembrandt'ın yaklaşımı oldukça naturalist ve doğrudan görsel bir deneyim sunuyor. Rembrandt'ın eserleri anlamsal olarak olağandan çok daha fazlasını barındırır. Fakat beni çekmesinin ilk sebebi oldukça ilgi uyandırıcı olması. İçgüdüsel olarak veya duygusal olarak beni çok etkiliyor. Ve bir de Rembrandt'ın tüm eserlerinde olduğu gibi bunda da bir dirilik ve doğruluk var.